E eşittir mc kare enerji maddenin ışık hızının karesiyle gerçekleşir. Yani sen enerjini nereye harcarsan maddenin ışık hızıyla o gerçekleşir. Bu bilimsel Einstein'ın formülü güzel insanlar. Şimdi sen hangi cümleler kullanırsan, hangi kelimeleri kullanır, neyi gündemde tutarsan, enerjini nereye harcarsan veya nereye fokuslanırsan onu her zaman büyütürsün. Çünkü sendeki enerji oraya gider. Yani beslersin çiçek gibi. Çiçeği besledikçe çiçek büyür. Dolayısıyla sen negatif cümleler kullanmaya başladıkça negatifi çekersin kendine. Sen pozitif cümleler kullanırsan, yapıcı, seni ileriye götüren, hedef odaklı konuşursan, orayı beslersen, yani fokuslandığın hedeflere enerji harcarsan, o zaman hedeflerine ulaşırsın. Dolayısıyla güzel insanlar, memleketimiz Uludağ'da örneğin, kayak yapanlar, yüzünü nereye çevirirlerse otomatikman oraya giderler. Onun gibi düşün. Sen nereye dönersen, neyi konuşursan, olumlu veya olumsuz, otomatikman oraya gidersin. İstesen de, istemesen de oraya gidersin. Dolayısıyla hayat çok kısa. Olumsuz yerlere odaklanmak için gerçekten çok kısa. Şu 3 günlük dünyada hedeflere odaklan. Yapmak istediklerine odaklan. Ne istiyorsan onu düşün, onu konuş, onu gündemde tut. Fakat sen eğer gündemde olan olaylara odaklanırsan, haberler, örneğin haberlerin içerisinde %90 istatistiklere göre olumsuz şeyler var değil mi? %10 olumlu, %90 olumsuz yerlere odaklanır. O gündemi, kendi gündemin yaparsan işte o zaman sürekli o sıkıntıları yaşarsın. Korktukların, kaçtıkların, kınadıkların, gündemde tuttukların hep senin olur. Biraz önce dediğim gibi hayat çok değerli. Sana bir hediye verilmiş, bir ömür nimeti verilmiş. İşte bu ömür nimetini ziyan etmemek için ne yapman lazım? Olumlu, istediğin yerlere odaklanman lazım. Olur tarafına bakmak gerekiyor. Yapman gerekenlere odaklanman gerekiyor. Bununla alakalı daha önceden söylediğim hadis-i şerif var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Şu ömrün zayi olmasın, israf olmasın. Bunun için ne yapman lazım? Kendini bilmen lazım. Peki kendini bilirsen, neyi istediğini bilirsen, nereye gitmen gerektiğini bilirsen o zaman ömrün zayi olmuyor. Çünkü kendini bilmek, hedefini bilmek demektir. Nereye gitmek istediğini biliyorsun, yeteneklerini biliyorsun ve onları gündemde tutuyorsun. O tarafa doğru akıyorsun, enerji oraya gidiyor. Nereye odaklanırsan orayı beslersin. İşte o zaman ömrünü zayi etmezsin. Dolayısıyla senin kararın, senin özgür kararın bu. Bu videoda öğrendiklerini lütfen not al. Bir kenara yaz. İkinci kez seyret. Bir daha notların üzerinden geç. Üçüncü kez seyret. Notlara eklemeler yap. O zaman belki anlatabilmiş olurum. Sen de öğrendiklerini hayatına yansıtırsın. Hayatına yansıttığın zaman odak noktanı ona göre seçersin. Şu anda biliyorsunuz ortam biraz gergin. Her tarafta, dünyanın her tarafında bir gerginlik var. O gerginliğe odaklanmaz, hedeflerine, yeteneklerine, arzu ettiğin yerlere odaklanır. Olumlu ve yapıcı yerlere odaklanır ve ömrünü zayi etmez, hedeflerine ulaşabilirsin. Ama bunun için biraz önce dediğim gibi kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini tanımakla alakalı. İlk önce nereden geldin, neredesin, nereye gitmek istiyorsun? Bunu bilmen lazım. Kendini bilmen lazım, kendini tanıman lazım. Senin ayak bağların nelerdir, senin engellerin nelerdir, seni kim tutuyor, çekiyor aşağı veya neler çekiyor aşağı doğru? Bu ayak bağlarımdan nasıl kurtulurum? Bununla beraber benim yeteneklerim nelerdir? İçimdeki aslan nerede yatıyor? Hangi konularda başarılı olabilirim? Neler yapabilirim? Yani şu anda neredesin, nereye gitmek istiyorsun, yeteneklerin nelerdir? Kendini tanımaya başlayınca, kendini bilmeye başlayınca ömrün zayi olmuyor, israf olmuyor ve arzuladığın hedeflere odaklanıp istediğin yere varabilirsin. Yani güzel insanlar,
düşündüklerin, odaklandığın nokta her zaman gerçekleşecek. Öyle veya böyle, kötü veya iyi. O senin kararın. Sen kötü yerlere odaklanır, kötü konulara odaklanır, kötüyü gündemde tutar, kötüyü yaşarsın veya olumlu taraflara odaklanır, olumlu şeyler düşünür, yapıcı noktalara enerjini akıtırsın ve sürekli güzellikler yaşarsın. Karar senin. Ve olumlu düşünmenin, yani yapıcı düşünmenin en önemli birinci adımı kendini bilmek, kendini tanımak. Sen eğer kendini bilmezsen, hedefini bilmezsen nereye enerji harcayacaksın ki? Bilemezsin ki nereye enerji harcayacağını. Sen enerji harcayacak noktalarını, hedeflerini bilmedikten sonra senin enerjini başkaları tüketir. Yani ana akım medya senin enerjini kullanır. Senin dikkatini çeker haberlere, dizilere veya gereksiz filmlere, aşağı çeken şarkılara odaklar seni ve sen o değerli enerjini oraya akıtırsın. Oraya akıtınca da o olumsuzlukları yaşarsın. Fakat sen kendini bilirsen, hedefinin ne olduğunu, hangi yeteneklerinin olduğunu, engellerin neler olduğunu bilirsen, o zaman engelleri çözmek için çaba gösterirsin ve hedeflerine odaklanırsın. Enerjini hedeflerine akıtırsın. Dizilere, haberlere değil, olumsuzluklara değil, hedeflere akıtırsın. Hedeflere akıtırsan hedeflerine ulaşırsın. O işte birinci adım, en önemlisi kendini bilmek, kendini tanımak. Sevgili arkadaşlar, gerçekten sizin elinizde, hayatınız sizin elinizde. Şu dünyada güzellikleri yaşamak sizin elinizde. Yani siz de bugün karar verip hayatınıza güzellikleri çekebilirsiniz. Olumlu olan ne varsa onları kendinize çekebilirsiniz. Karar sizin. Bugün karar verebilirsiniz. Biz bu konularda yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza onların yeteneklerini, onların becerilerini, onların hedeflerini beraber analiz ederek, ayak bağları nelerse onlardan kurtulmalarına vesile olarak onları A noktasından B noktasına Allah'ın izniyle götürdük. Yani onlar başardılar. Onlar ne istiyorlardı? Çok da fazla bir şey istemiyorlardı. Bir kere aile huzuru istiyorlardı. Mesela eşiyle beraber hafta içerisinde de sağa sola gitmek istiyordu. Sadece hafta sonunu beklemek istemiyordu. Veya oğluyla, kızıyla zaman harcamak istiyordu. Veya dostlarıyla oturup kalkmak istiyordu. Çevresi tarafından onaylanmak istiyordu örneğin. Bunun yanında kendini gerçekleştirmek istiyordu haliyle. Huzursuzluktan kurtulup iç huzuru kazanmak istiyordu bu kişiler. Gece yattığında kafası net bir şekilde birkaç saniye içerisinde uyumak istiyordu. Fazla bir şey istemiyordu. Sağlıklı düşünmek istiyordu bu kişiler. Bununla beraber pazartesi sendromu yaşamak istemiyordu bu insanlar. Pazar gününden itibaren böyle yüreği hop hop zıplamasını istemiyordu. Ya yarın pazartesi günü ben işimi sevmiyorum. Bunlardan kurtulmak istiyordu. Bu korkulardan, bu kaygılardan, bu tedirginliklerden, gelecek korkusundan veya o işindeki mobbingden kurtulmak istiyordu. Bunun yanında da finansal özgürlük istiyor insanlar. Cebindeki paranın bereketinin olmasını istiyor. Herkesin istediği gibi. Zenginlik istiyor. Gönül zenginliği, maddi zenginlik, bolluk, bereket istiyordu bu insanlar. Ve bunlar gerçekten odak noktasını değiştirerek, yani odak noktasına hedeflerini koydular. Korkularını, kaygılarını, tedirginliklerini, o negatif haberleri, o dizileri, korkuyu pompalayan ne varsa onları oradan kaldırdılar. Hedef noktasına, varmak istediği noktaları koydular ve arzuladıkları hedeflere, biraz önce saydığım pozitif yerlere ulaştılar. Bu herkesten mümkün. Allah'ın adaleti bu. Dolayısıyla sen de başarabilirsin, sen de yapabilirsin. Senin eksiğin yok ki. Şu dünyada bir insan bir şeyi başardıysa sen de başarabilirsin. Sen de bu konularda başarılı olmak istiyorsan o zaman anlattıklarımı lütfen ciddiye al, kalbine yerleştir ve hayatına yansıt. Sen de başarabilirsin. Eğer sana da bu konularda daha detaylı yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmenin yolu bu videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek sevgili arkadaşlar. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.